Öncelikle merhabalar. İsmim Esma. WWF Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz Kuş Dedektifleri projemize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Size arkadaşlarımız ile birlikte hazırladığımız kuş fotoğrafçılığı ile ilgili kısa kısa sorular sormak istiyoruz. O zaman sorularımız gelsin. Merhaba Esma. Beni böyle bir projeye davet ettiğiniz için başta öğretmeniniz Ali Bey olmak üzere tüm arkadaşlarına ben de çok teşekkür ediyorum. Kısaca beni tanımanız için de benim ismim Ali Şenel. Yaban hayat ve doğa fotoğrafçısıyım. Aynı zamanda da belgesel yönetmeniyim. Sorularınızı merakla bekliyorum. Merhabalar, ismim Ümmet Nur. Kuş fotoğrafçılığına yeni başlayan bir kişi nasıl bir yol izlemelidir? Kuş fotoğrafçılığı ile ilgili herhangi bir eğitim programı var mı? Sevgili Irmak Nur, kuş fotoğrafçılığıyla ilgili doğrudan bir eğitim, yani okullarda verilen bir eğitim yok. Ama fotoğrafçılıkla alakalı eğitim var, güzel sanatlar, görsel sanatlarla alakalı eğitimler var. Ve kuş gözlemiyle alakalı da işte bir takım atölyelere katılabilirsiniz. İşte WWF gibi ya da Türkiye'deki başka dernekler, STK'lar gibi bunların yapmış olduğu etkinlikler, organizasyonlar, gezilerle kuş gözlemciliğini yapabilirsiniz. Ama kuş fotoğrafçılığı için, kuş fotoğrafçılığına yeni başlayan birisi için bence en öncelikle yapılması gereken şey kuş gözlemi ile bu yolculuğa çıkmak ve böylece kuşları tanımak. Çünkü kuşları tanırsanız onları bulmak ve fotoğraflamak çok daha kolay olur. Kuşları tanımak için Türkiye'de Türkçe kaynak var. Kuş türleriyle alakalı benim de üyesi olduğum trakuş.org web sitesinin ki bu siteyi kuş fotoğrafçılığına ve kuş gözlemine başlayacak herkese tavsiye ederim. Bu sitede kuşların detaylı bir şekilde nasıl tanımlanacağı, nerelerde bulunabileceği, özellikleri, isimleri, Latince isimleri, Türkçe isimleri tüm bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz ve çok geniş bir kaynak var. Binlerce de fotoğraf var. Benim de orada pek çok fotoğrafım var. Oradan kuşları tanıyabilirsiniz, yol yöntem bulabilirsiniz kendinize. Ve yine Trakuş'ta çıkartmış olduğumuz bir kitap var. Türkiye'nin Kuşları kitabı. Bu kitabı da alarak tüm kuş türlerini sahada gördüğünüz kuşu kitaptan bulup "Aa, bu kuş mu değil mi?" bunu da tespit edebilir ve gözlem çetelesi tutup o çetelede gördüğünüz ve kaydettiğiniz veya fotoğrafınızı çektiğiniz kuşları işaretleyebilirsiniz. Böylece Türkiye'de kaç tür gördüğünüzü, gezip dolaştığınız yerlerde kaç kuşu gördüğünüzü veya fotoğrafladığınızın kaydını tutabilirsiniz. Böylece yavaş yavaş bir kuş gözlemcisi ve ileride de çok iyi bir kuş fotoğrafçısı olabilirsiniz. Merhabalar, ismim Mahir Emine. Kuş fotoğrafçısının fotoğraf çekeceği alana giderken mutlaka yanında bulunması gereken temel ekipmanlar nelerdir? Kuş gözlemlemeye giderken nasıl kıyafetler tercih edilmelidir? Sevgili Meryem Emine, kuş gözlemine giderken ya da kuş fotoğrafçılığı çekmeye giderken yanımızda genelde bizim sırt çantamız oluyor ve doğaya uygun kıyafetler giyiyoruz. Benim bir kuş fotoğrafçısı olarak yanımda mutlaka olmazsa olmaz tabii ki fotoğraf makinem oluyor. Onun yanında mutlaka bir su alıyorum yanıma. Çünkü doğada her zaman temiz su bulamayabilirsiniz. Yine uzun süreli gözlem yapacaksam veya çekim yapacaksam bir takım atıştırmalıkları da yanımda bulunduruyorum. Bunun haricinde yanımda bir pusula ve düdük de oluyor. Tabii sizler daha küçük yaşlarda olduğunuz için böyle kuş gözlemlerine ve kuş fotoğraflarına ailelerinizle ya da yanınızda bir yetişkinle gitmenizde fayda var. Böylece daha güvenli bir şekilde kuş gözlemi yapabilir ve kuş fotoğrafçılığı yapabilirsiniz. Gideceğiniz yerler ya çamur olacak ya bolca diken olacak, işte sivrisinekler olacak. O yüzden biraz böyle korunaklı kıyafet giymekte fayda var. Ayrıca doğada rahat ettirici kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Bir de tabii ki ayakkabılar önemli. Doğaya uygun bot tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu sayede herhangi bir çamur, kum, işte ıslak zemin gibi durumlarda çok daha rahat edersiniz. Gittiğiniz yerleri de mutlaka ailenize ya da arkadaşlarınıza önceden söyleyin. Sizin nerede olduğunuzu bilsinler. Bu sizin güvenliğiniz için çok çok önemli. Merhabalar, ismim Elvin. Birçok farklı fotoğraf makinesi türü var. Biz şu an Nikon marka P510 kompakt fotoğraf makinesi kullanıyoruz. Acaba yeni başlayan bir kişi için bu fotoğraf makinesi yeterli olur mu? Kuş fotoğrafçılığına yeni başlayan bir kişi hangi tür fotoğraf makinesiyle başlamalıdır? Teşekkürler Elvin. Bana da bu teknik konularla alakalı çok fazla soru geliyor. İşte YouTube kanalımda da defalarca bu sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Şöyle özetleyeyim. Bahsettiğiniz P510 fotoğraf makinesi aslında kuş gözlemi yapmak ve kuş fotoğrafı çekmek için bence güzel bir makine. Sizler için, yani sizin yaşınızdaki gençler için ben özellikle şunu tavsiye ederim. Bu tür kompakt makineleri kullanabilirsiniz. Yani Nikon olur, Canon olur, Sony olabilir.
Bu markaların bu şekilde yüksek zoom yapan fotoğraf makineleri kuşları fotoğraflamak için ilk başta sizin için çok çok kolay olur. Diğer büyük böyle bizim kullandığımız gibi teleobjektifler ve büyük makineler sizi biraz yorabilir, üzebilir. O yüzden kompakt makineleri tavsiye ederim. Genelde benim en çok tavsiye ettiğim modeller de bu Nikon'un P510 modelinin üst sınıfında yer alan. Eğer ailelerinizin bütçesi müsaitse, bunu alabiliyorlarsa P950 ve P1000 gibi Nikon'un iki tane modeli var. Bu modeller çok fazla zoom yapıyorlar. Yani çok fazla konuyu yaklaştırıyorlar. Böylece çok uzaktaki bir kuşu rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Onu rahatsız etmeden. Aynı zamanda çok küçük ötücü kuşları da yine dalların arasında bulup fotoğraflayıp türünü tespit edebiliyorsunuz. Bu yönden bu tarz makineleri sizlere tavsiye ederim. Merhabalar, ismim Yusuf Kerem. Fotoğraf makinesiyle kaç yaşında tanıştınız? Bu mesleği seçerken bir rol modeliniz var mıydı? Ne zaman evet işte benim mesleğim bu olmalı dediniz? Sevgili Yusuf Kerem, ben sizler kadar şanslı değildim maalesef. Ben fotoğraf makinesiyle üniversitede tanıştım. Üniversitenin fotoğraf kulübüne üye olduğum zaman içimdeki o fotoğraf aşkını ve sevgisini ancak o zaman keşfedebildim. Ben her zaman hayatımda yaban hayvanlarının, işte çitaların, aslanların, zebraların ya da bir pumanın, leoparın bu dondurulmuş yani yüksek enstantaneyle koşarken aksiyon halinde dondurulmuş fotoğraflarını uzun uzun izlerdim ve çok severdim onu. Çok mutlu olurdum onları gördüğüm zaman. Ve bu fotoğrafları kendim de çekmek istiyordum. O yüzden fotoğraf makinesiyle tanışmam biraz üniversitede bu hayalin peşinden giderek oldu. Ve üniversitede fotoğraf çekmeye başladıktan sonra fotoğrafçılığı bir daha bırakmadım. Pek çok kişi gibi işte manzara, alelade pek çok yeri gezip dolaştığım yerleri çekerek fotoğrafı çok kısa sürede öğrendim. Ama sonrasında tamamen kuşları ve yaban hayatını fotoğraflamaya başladım. 2010 yılı itibariyle de artık bu benim bir mesleğim olmalı, ben bu işi tam olarak yapmalıyım düşüncesi benim kafamda belirmeye başladı ve çok kısa süre sonra da profesyonel olarak bu işe devam ettim. Şu anda benim yaptığım iş tamamen profesyonel olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı ve yaban hayatı belgeselleri. Merhabalar, ismim Enes Erdem. Doğada fotoğraf çekerken yaşadığınız en ilginç olaylar nelerdir? Sevgili Enes, doğada fotoğraf çekerken gerçekten çok güzel deneyimler yaşıyoruz ve bunları kelimelere dökmek oldukça zor. Bazı kuş türlerini çekerken, konumuz kuş fotoğrafçılığı olduğu için, yoksa ayılarla karşılaşmanın çok heyecanlı zamanları olduğu, geyikleri çekerken çok heyecanlı zamanlar yaşadım. Yanımdan hemen dibimden geçip gitti ve beni görmedi gibi. Bu o yakın temas, nefesini hissetmek bunlar çok çok heyecanlı şeyler. Ama kuşlarla alakalı yaşadığım enteresan bir nokta, böyle bir kamuflajın içerisindeydim ve önümde yırtıcı kuşlar vardı. Akbabalar ve kartal, şah kartallar vardı. Yine aynı yere ak kuyruklu kartal gelmişti. Onu da yine internetten bakabilirsiniz. Ak kuyruklu kartal da bu defa doğrudan kamuflajın üzerine gelip tam kamuflajın önünde kanatlarını açınca inanılmaz bir rüzgarla neredeyse çadırı devirecekti. Böyle güzel sahneler yaşadım ama onların hiçbirisinde yine bir risk, benim adına bir risk yoktu. Ve yine o sadece ne olduğunu anlamak istedikleri için çadırın hareket ettiğini görünce uzaklaşıp gittiler zaten. Böyle birkaç heyecanlı anım olmuştu. Merhabalar, ismim Yusuf Emin. Net ve düzgün fotoğraflar çekmek için nelere dikkat edilmelidir? Doğru açıyı nasıl yakalayabilirim? Sevgili Yusuf Emin, çok güzel bir soru. Net fotoğraf çekebilmek için makinenizi sabitlemeniz gerekiyor. Fotoğraf makinelerini biz genel itibariyle tripodlarla ya da fasulye torbası ismini verdiğimiz özellikle kuş fotoğrafçılarının kullandığı bir sabitleyici araçla sabitliyoruz. Böylece işte araç içerisinden çekim yaparsanız bunu cama yerleştiriyorsunuz, arabanın camına ve makineniz titrememiş oluyor. Elinizde çok rahatlıkla çekim yapabiliyorsunuz. Elde çekim yaparken özellikle az önce anlattığım o Nikon P1000, Nikon P950 gibi çok fazla zoom yapan makineleri kullanırken titremeden kaynaklı fotoğrafların net olmaması durumu olabilir. O yüzden bir tripod üzerinde ya da böyle bir fasulye torbası üzerinde sabitlerseniz deklanşöre bastığınız zaman biliyorsunuz fotoğraf makinesinde fotoğraf çektiğimiz düğmenin adı deklanşör. Deklanşöre bastığımız zaman titremeden oldukça net ve temiz bir fotoğraf elde edebiliriz. Gelelim doğru açı sorusuna. Bunun üzerine kitap yazılır. Doğru açı neye göre tanımlanacağı çok zor bir şey. Genel itibariyle ama tek bir tanım olarak şunu söyleyebilirim sana. Doğru açı, kuşla aynı hizada olduğun açıya doğru açı diyebiliriz. Mesela biz su kuşlarını görüntülerken yere mat seriyoruz ve onun üzerine yatıp kamuflaj ağıyla
gizleniyoruz altına ve uzanarak çekim yaptığımız için, yatarak çekim yaptığımız için kuşlarla aynı hizada oluyoruz. Ama ayakta çekim yaparsak kuşlar 10 santim boyunda, 5 santim boyunda küçücük canlılar. Biz ise 1.80 boyundayız. O yüzden böyle tepeden bakıyor gibi ve hoş olmayan görüntüler oluyor. Ama yere uzandığınız zaman neredeyse onlarla aynı hizada oluyorsunuz. Ve kadrajda çok güzel görünen, çok iyi bir fon ile görüntüyü doldurabildiğiniz harika fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bence kuşlarda en güzel açı onlarla aynı hizada olduğunuz açı. Merhabalar, isim Ementa. Fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekerken deklanşöre bastığım anda fotoğraf kayıyor ve düzgün fotoğraflar çekemiyorum. Acaba fotoğraf makinesini nasıl tutmalıyım? Nefes alışverişimi nasıl ayarlayabilirim? Sevgili Eymen Taha, çok teknik ve çok güzel bir soru. Fotoğraf makinesiyle çekim yaparken genelde tabii ki siz şu an yaşınızdan dolayı birazcık daha elleriniz küçük olduğu için bazen deklanşöre basarken makinede kaydırma yapabilirsiniz. Ama bunu inanın yetişkinler de yapıyor bazen. O yüzden kamerayı doğru tutmanın tekniğini şöyle gösterebilirim sana. Fotoğraf makinesini elimize aldığımızda sağ elimizle zaten genel olarak kullanıyoruz. Sol elimizle de fotoğraf makinesini böyle alttan kavramamız lazım. Ve olabildiğince böyle iki elimizle birazcık makineyi sıkarak titretmeden çekmeye çalışabiliriz. Çekim yaparken ben genel itibariyle özellikle böyle büyük objektifleri kullandığımız zaman şöyle, çünkü büyük objektifler de biz kullanıyoruz ki bunun çok daha büyüklerini kullanıyoruz ve bu defa da ciddi anlamda bir ağırlık oluyor. Ağırlık titremeyi azaltıyor aslında, biraz avantajlı oluyor. Ama siz kompakt bir makine kullanacağınız için işte Nikon P510 kullanıyorsunuz veya diğerlerini. Onlar bu boylarda oluyor zaten. İşte objektifin boyu birazcık uzuyor. Şöyle bir teknik gösterebilirim size. Bak, şu şekilde makineyi omzuna bastırabilirsin. Ve buradan şöyle vizörden bakıp çekim yapabilirsin. Böylece omzunla destek aldığın için burada makine titremeyecektir. Ve bu şekilde rahatlıkla çekim yapabilirsin. Yine elini altına dayayıp bu şekilde sabit tuttuğun zaman, biraz da böyle gözüne getirdiğin zaman yüzünle de birazcık destek vererek titremeden, kaydırmadan sabit fotoğraflar çekebilirsin. Ama önceki soruda da cevap verdiğim gibi bir fasulye torbası kullanabilirsin ya da bir tripod kullanabilirsin. Böylece çok daha sağlam ve güzel bir şekilde kaydırma olmadan çekimlerini yapabilirsin. Merhaba, isim Zeynep. Sorum şu: doğada fotoğraf çekerken hayatınızı tehlikeye atacak bir durumla karşılaştınız mı? Gözlem yapacağınız alanı hangi özelliklere göre seçiyorsunuz? Sevgili Zeynep, bu soru için teşekkür ederim. Özellikle yaban hayat fotoğrafları çekerken, yani kuşları ve yaban hayatını görüntülemeye gittiğimiz zaman bazen gerçekten ormanların derinliklerine kadar ya da göl kıyılarında bataklık alanlara gidiyoruz. Ve takdir edersiniz ki bataklık alanlar özellikle riskli olabiliyor. Orman pek çok kişi tarafından riskli gibi görünse de aslında şehirden çok daha güvenli yerler. Ve birazcık gürültülü dolaştığınız zaman kuşlar çok fazla kaçmaz. Ama korktuğumuz işte ayı gibi hayvanlar sizden uzaklaşır. O yüzden güvenle ormanda sesli bir şekilde yürüdüğünüz sürece problem yaşamazsınız. Biz genel itibariyle çekim yapacağımız bölgeye hangi canlıyı görüntülemek istiyorsak ona göre seçiyoruz. Eğer ben bir bozayı görüntülemek istiyorsam onun yaşadığı coğrafyaya ve onun yaşadığı ormanlara gidiyorum veya kayalık alanlara gidiyorum. Ama konumuz kuş olduğu için de kuş türleri hangi coğrafyada ve hangi bölgede yaşadıkları, bu size videonun başında söylediğim web sitesinden ve kitaplardan zaten görebileceksiniz. Su kuşlarını görüntülemek için genelde sulak alanlara gidiyoruz, bataklıklara gidiyoruz, sazlıkların olduğu yerlere gidiyoruz ve oralarda pek çok balıkçıl türlerini, pek çok kıyı kuşunu görüntülememiz mümkün oluyor. Martıları deniz kenarında görebilirsiniz, hatta şehirlerde bile görebilirsiniz ki okulunuzun bahçesinde, evinizin bahçesinde pek çok yerde kuşları görebilirsiniz, kargaları görebilirsiniz, serçe türlerini görebilirsiniz. Bir tane serçe yok ülkemizde, 8 farklı serçe var. Yine aynı şekilde pek çok martı türü var, yine aynı şekilde pek çok karga türü var. Yani karga dediğimiz tek bir kuş değil, pek çok farklı türü var. Bu projenin içerisinde zamanla kuşları gözlemledikçe onları göreceksiniz, siz de tanıyacaksınız ve çok seveceksiniz, çok çok şaşıracaksınız. Çekime gideceğimiz bölgeyi bu şekilde belirliyoruz ve olabildiğince kendimizi riske sokmayacak alanlarda çekim yapıyoruz. İşte bataklıklara çok fazla girmiyoruz, orman içlerinde sessiz ilerlemiyoruz ve kendimizi güvenli bir şekilde, güvenli noktalarda pozisyon olarak kuşların bize yaklaşmalarını bekliyoruz.
O şekilde görüntülerimizi alıyoruz. Ben hem çektiğim belgesellerde hem de çektiğim fotoğraflarda bulunduğum ortamlarda yabani hayvanlarla alakalı hiçbir tehlike yaşamadım. Hiçbir saldırıya uğramadım. Genel itibariyle belli kurallara uyduğunuz sürece hayvanlar sizden zaten uzak duruyorlar ve sizin için bir tehdit oluşturmuyorlar. Merhabalar, isim Zeynep Türkan. Sorum şu, şu ana kadar çekerken en çok heyecanlandığınız ve keyif aldığınız kuş hangisi ve önümüzdeki zamanlarda en fazla çekmek istediğiniz kuş türü hangisi? Sevgili Zeynep Türkan, benim en çok fotoğraflamayı sevdiğim türler yırtıcı türler ve akbabalar benim en çok fotoğrafını çekmeyi sevdiğim kuş türü. Bütün kuşların fotoğrafını çekmeyi çok seviyorum. O ayrı. Ama özellikle böyle büyük yırtıcı kuşlar beni oldukça heyecanlandırıyor ve hala bunca yıldır fotoğraf çektiğim halde onları her gördüğümde heyecanlanıyorum. Akbabalar genel itibariyle bilinenin aksine avlanmazlar ve sadece leş ile beslenirler. O yüzden de akbabalar hiçbir canlı türü için tehdit değildir, saldırgan değildirler. Onlara kamuflajın içerisinde çok yaklaştığım için uzaktan simsiyah görünen kuşların aslında kahverenginin ve siyahın tonlarında çok çok güzel renklere sahip olduğunu gördüm. Ve gagalarının etrafındaki o mor renkleri görünce de, gözlerindeki o kahverengi tonları görünce de gerçekten büyülendim. Kuşlara yakından baktığınız zaman onlardaki renkler, onlardaki detaylar sizi gerçekten büyülüyor ve bambaşka bir dünyanın içerisine sizi dahil ediyor. Şu dönemde en çok fotoğraflamayı ve görüntülemeyi istediğim tür ise sakallı akbaba. Sakallı akbaba sadece bir kere fotoğrafını çekebildiğim bir kuş. Uçarken çok fazla fotoğrafını çektim ama böyle yerde sabit, yakın mesafeden sadece bir kere görüntüleyebildim. O da çok iyi bir fotoğraf olmadı. O yüzden sakallı akbabayı gerçekten böyle Türkiye'de çok güzel bir şekilde görüntülemek, hatta belgeselde kayda almak istiyorum. İnternetten hemen sakallı akbabaya bakabilirsiniz. Çok güzel bir kuş ve sadece çok şaşıracaksınız ama kemikle besleniyor. Kemik ve kemiğin iliyle çok rahatlıkla bir kuzunun ön bacağı boyundaki kemiği doğrudan yutabiliyor. Mide salgısı çok güçlü, o kemiği sindirebiliyor. Akbabalarla alakalı bu kısmı biraz uzatıyorum ama siz de bu projenin içerisinde heyecanlanmanızı istiyorum. Kuşlarla alakalı birazcık bilgi edinmenizi istiyorum. Akbabalarla alakalı şunu söyleyebilirim. Ülkemizde 4 tane akbaba türü var. Ve bu akbaba türleri kara akbaba, kızıl akbaba, küçük akbaba ve sakallı akbaba. Bunlar şöyle sıralanıyorlar. İşte bir hayvan öldü diyelim doğada. Bunun leşi eğer orada kalırsa, İşte mikroorganizmalar, bakteriler vesaire derken bir mikrop saçılması, bir sağlık tehdidi ortaya çıkabilir. O yüzden bu sağlık tehdidini aslında akbabalar ortadan kaldırıyor. Kara akbabalar deriyi parçalayabiliyorlar ve etin kaba kısımlarını yiyebiliyorlar. Kızıl akbabalar kafaları biraz kel olduğu için vücudun içerisine girip iç organları yiyebiliyorlar. Küçük akbabalar kemiklerin etrafını sıyırıyorlar. Sakallı akbaba ise geriye kalan kemikleri yutarak tamamen oradaki leşi temizliyorlar. Yani bu 4 akbaba bir canlının farklı bölümleriyle besleniyorlar. Böylece doğayı tertemiz hale getiriyorlar. Çok küçük artıkları, tüyleri vesaire de karıncalar, böcekler temizliyor. Tabii ki bazı büyük kemiklere de çakallar, kurtlar yiyor. Yani doğada hiçbir şey boşa gitmiyor ve orası tertemiz olarak kalıyor. O yüzden biz doğamızı ne kadar korursak, bu kuşları, bu canlıları, bu memeli hayvanları ne kadar korursak doğamız aynı temizlikte ve aynı doğallıkta kalacaktır. Biz de böylece sağlıklı bir şekilde yaşamaya ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam edebileceğiz. Merhabalar, ismim Ali. Bir soru da ben sormak istiyorum. Okul müfredatlarımızda yaban hayatıyla ilgili çok fazla ders içeriği yok maalesef. Sizce yaban hayatına ilgiyi ve duyarlılığı artırmak için okullarda eğitim müfredatına yaban hayatı dersi eklenirse faydalı olur mu? Kuş dedektifleri projemiz için katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Değerli Ali Hocam, öncelikle en başta da söylediğim gibi beni de bu projeye bu küçük katkıyla davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Okullarımızda evet maalesef bu tarz uygulamalı dersler yok. Ama işte bu tarz projelerle bir takım uzmanları projeye dahil ederek oldukça öğrencilerimizi bilgilendirebiliriz. Yine okul içerisinde belli kişileri davet ederek onların tecrübelerini doğrudan çocuklara anlatmalarını sağlayabilirsiniz. Yani bir yaban hayat fotoğrafçısı, bir kuş gözlemcisini okula davet edip sunum ve söyleşi yapılabilir. Çocuklar merak ettiklerini sorarlar. O kişiler yanlarında dürbünlerle, fotoğraf makineleriyle gelirler ve çocuklara bir takım uygulamalarla bunları gösterebilirler. Bu şekilde aslında
biraz böyle kendi imkanlarımızla çocuklarımıza doğayı sevdirebilecek, onlara farklı hobiler ve yetenekler kazandırabilecek etkinlikleri yapabiliriz. Özellikle fen bilgisi dersinde işte canlılarla alakalı kısımlarda bunu bir etkinlik olarak müfredata dahil edip bu şekilde yapılabilir diye düşünüyorum. Yine bu tarz projeler çok çok değerli. Bu tarz projelere pek çok öğrencimizi dahil edebilir. Sonuçlarından da tüm okulu ve tüm öğrencilerimizi haberdar ederek onların da bu hususlarda meraklarını uyandırabilir, sevgilerini kazanabiliriz. O güzel alkışlarınız ve ilginiz için ben çok teşekkür ediyorum. Sayenizde ben de böyle bu projede küçük bir katkım olmuş oldu. Umarım bu proje sizlere kuşları, doğayı ve ülkemizdeki canlıları tanıma fırsatı verir ve onları çok seveceğinizi ben düşünüyorum. Bu proje sayesinde belki ileride bazılarınız doğa gönüllüsü olacak, doğa aktivisti olacak ve ülkemizi, dünyayı, coğrafyamızı korumak için elinizden gelen gayretleri göstereceksiniz. Pek çok canlı belki sizlerin sayesinde doğada hayatta kalabilecek, hayatı kurtulacak veyahut da neslini devam ettirme şansı yakalayacak. O yüzden bu küçük gibi görünen proje çok çok değerli. Tekrar beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu harika, çok güzel sorularınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve bu proje için de sevgili Ali Hocama ve tüm öğrencilere tekrar teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla. Merhabalar. Tamam, bir daha başlayacağım. ile beraber kuş... Tamam, sıkıntı. WWF, Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz kuş... Dedik. Çok güzel. Merhabalar, ismim Ali. Ya yürüyeceğim, bir şey olmayacak aslında ya. Esma, WWF, Türkiye ile beraber... Tamam. Hocam yapamıyorum, okuyamıyorum. Yaparsın. Merhabalar, ismim Eymen Taha. Fotoğraf makinesiyle fotoğraf... Biraz daha yavaş yavaş. Kuş fotoğrafçılığı ile ilgili herhangi bir... Hocam, ben sonunu başına söyledim. Kuş fotoğrafçısının fotoğraf çekici yanına giderken tercih etmesi... Hocam, ben başlamadım. Merhabalar hocam. Fedatında yaban hayatıyla ilgili... Oğlum şimdi birazcık şu tarafa bakıyorum. Yatacak bir durumuyla karşılaştınız mı? Tamam. İsmim Ali. Ne diyorsun? Ben başlamadım mı? Merhabalar. İsmim Zeynep. Bekle. Tamam, bir daha. Sıfırdan başla. Şu ana kadar çek fotoğraf çek.